Hocam kim geliyor? Muhammed Sizcan. Muhammed Sizcan. Evet, Karadenizli kardeşlerimiz var ise şu anda bizi izleyen mutlaka vardır. Kanal Urfa şu anda dünyanın dört bir yanından izleniliyor. Aynı zamanda Hamburg'da Urfalılar var. Hamburg'da hocam, Almanya'da, evet. Hem de orada Öz Urfa var, Köz Urfa var. Onlar sürekli Kanal Urfa'yı açıyorlar. Tüm oraya gelenler burayı izliyorlar. Efendim, yurdun dışında bulunan tüm kardeşlere de özel selam gönderiyoruz. Hatta Türkiye'mizin her tarafında lokanta üzerinde Urfalı çok ve bu konuda nam yapmışlar. Hepsini canla başla selamlıyoruz. İşte Karadenizli öyle demiş. Bizim demiş şedelerle demiş problemimiz yok. Karadenizli mi demiş onu? Değil mi? Şedde diye mi, şedelerle demiş problemimiz yok. Hatta şöyle bir şey var hocam. Şöyle hikaye edilir. Hoca talebesine ders veriyor. Diyor ki mola şedelele dikkat et mola. Şedelere dikkat et. O zaman doğuda hocam bu, öyle mi şede? Doğu, böyle Konya tarafına gelir. İşte şeddenin Kur'an'daki oranı efendim 19.253 adet Kur'an'ımızda şede varmış. Şedde varmış. Onu da bilgi olarak size aktarmış oluyoruz. Şimdi acaba hangi cengaver okuyacak hocam? Muhammed Sizcan. Haydi bakalım. Sizcan. Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله Evet, maşallahu aleyke ya Muhammed, siz can, yüreğine sağlık, teşekkür ediyoruz. Efendim, nice ümmetler geldiler geçtiler, nice bahadırlar, baba yiğitler, nice erkekler, delikanlılar, kabına sığmayanlar, dünyadan gitmeyeceğini zannedenler, neler geldi neler geçti, onların yaptıkları onlara, sizin yaptıklarınız da size. Dolayısıyla ey televizyon kanalları, ey elinde imkanı olanlar, bu varlıkları, bu imkanları hayır yoluna harcamak var bir, bir de şer yoluna kullanmak var. Dolayısıyla ne mutlu bu imkanları güzellik istikametinde kullananlara. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların yaptıklarından sen sorulmayacaksın ey peygamberim. Geçmişleri ne yaptıysa kendilerine. Dolayısıyla biz bugün ne yapıyoruz? Şu yapmış olduğumuz iş elhamdülillah bu anlamda efendim çok önemli ve çok kıymetli. Son iki yarışmacımız kaldı. Mustafa Işık. Aşık Mustafa. Işık mı Işık. Aşık mı hocam? Kur'an'a aşık inşallah. Oo. Adıyaman'dan değil mi? Ahmet Naina. Mustafa Ahmet Naina diyoruz. Efendim burada İmam Hatip Müdürümüz teşrif ettiler maşallah. Aynı zamanda hocaları burada. Bayağı destekçisi var. Haydi bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا أنيب
بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Değer Mustafa Işık, maşallah, yüreğine sağlık. Cenab-ı Hak sesine kuvvet versin diyoruz. Son yarışmacımız değil mi hocam? Mehmet Çelik son yarışmacımız. Evet, o da Adıyaman İmam Hatip Anadolu İmam Hatip Lisemizin talebelerinden maşallah. Efendim, bakın şöyle bir hadis arz edeyim. İnşallah Mehmet Çelik'ten sonra biz hocalarımızla bir değerlendirme yapacağız. Bir reklam arası vereceğiz. Çünkü o arada bu hafta kaç kişi eleyeceğiz tam? 4 kişi en az eleyeceğiz. Bakalım. Geçen hafta zaten bir değerlendirme yapmıştık. Bu da ikinci haftamız. Bugün 5 kişiyi aramızdan efendim uğurlayacağız. Şunu bir kere peşinden söyleyelim. Hakikaten de siz birinci elemeyi geçtiniz. Geçen haftaya da geçtiniz. Elhamdülillah bu hafta da okudunuz. Buraya bir kere katılmak, burada okumak, bu bir kere büyük bir derece elhamdülillah. Aynı zamanda bu sadece Urfa'da izlenen bir program değil. Elbette. Dünya takip ediyor. Dünya çapında efendim izleniliyor. Aynı zamanda Türkiye'miz televizyonlarında ilk defa böyle güzel bir dekor içerisinde bir program icra ediliyor, sunuluyor. Öyle inanıyoruz ki inşallah bundan sonra bunun çok daha güzellerini inşallah efendim yapacak, çok daha geniş imkanlar ortaya koyacak efendim yarışmalar olacak. Hadis-i şerif şöyle: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال يقال لصاحب القرآن. Bakın, Kur'an sahibine, Kur'an'ı çok sevene, Kur'an'ı her zaman okuyana şöyle denilecek. Ki buraya gelen gençlerimizin hepsi Kur'an aşığı elhamdülillah. Bir o kadar da arkasında duranlar bu işin sevdalısı, gerek anneleri, gerek babaları, gerek arkadaşları, gerek hocaları, öyle ümit ediyoruz, öyle inanıyoruz inşallah. Kur'an'ı çok okuyana şöyle denilecek kıyamet günü: efendim, ikra verteki, oku ve yüksel, Allahu Ekber. Varattil, tertilet, Kur'an'ı böyle harf harf hakkını vererek oku. Kema kunte turattil fid dunya, dünyada sen hani güzel okumaya çalışıyordun ya, haydi bakayım burada da oku. Kanal Urfa ne ya? Yani dünyanın en kral televizyonuna bile çıkartsalar sizi, bu ne ki? Rabbimiz ahirette oku diyecek, Allahu Ekber. Ama kime diyecek bunu? Kur'an'ı dünyada çok okuyan, çok okumayı seven kişiye diye denecek. Kur'an'ı dünyada okuduğun gibi oku ve yüksel. Fe inne menzileteke inde ahiri ayetin tekra'uha. Çünkü en son okuduğun ayet senin derecen olacak. Ne kadar çok Kur'an okursan o kadar senin derecen cennette yükselecek. Cenab-ı Hak inşallah bu müjdeye nail olanlardan eylesin bizleri. Evet, son yarışmacımızı dinliyoruz efendim. Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisemizin öğrencilerinden Mehmet kıymetli Çelik. Mehmet Çelik. Haydi bakalım, kolay gelsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات
وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم.